bizim her bütün erkanlarımız, yani halka açık olmayan yerlerde olan şeyler hepsi kendi anladığımız dille, ama geldiğimizde Hakk'a yürüme erkanında farklı bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi burada yani cemde kadın erkek birlikte can diyoruz. Yani işte erkeklikçilik dışarıda kaldı, zenginlik, fakirlik dışarıda kaldı, mevki, makam dışarıda kaldı. Hepimiz can olarak cemevine gittik. Cenaze hizmetini de cemevinde yapıyoruz. Acaba orada yani can olamıyor muyuz cenaze erkanında? Kadınlar bir tarafta, arkada, erkekler bir tarafta. Neden böyle bir şey yaşanıyor acaba? Yani şimdi saz, söz, yani ne diyoruz? Bu yol dilden dile, telden tele, gönülden gönüle, el ele, el haka düsturuyla bugünlere geldi. Demek ki o tel ile dil, kelam olmasaydı bu yol bugüne gelmez. Şimdi orada Pir Sultan'ın bunun yani Hakk'a yürüme ile ilgili birçok nefesi var. Yani Karaca olanın var. Ne bileyim yani bütün aşık-ı sadıkların şeyleri var. Bununla ilgili kelamları var. Yani Pir Sultan kendi oğlu Hakk'a yürüdüğünde emaneti sana Hızır diye nefes söylemiş. Yani şimdi bunların ne sakıncası var? Ha, o yüzden bu bir. İkincisi yani artık gerçekten ya kendi varlığımızı dile getireceğiz yahut da artık bilmiyorum. Yani sonuçta vicdanlarıyla herkes şey yapacak bunu. Vicdanıyla karşılaşacak. Bunun muhasebesini yapması gerekiyor. Gelecek nesillere eğer gerçekten bu inancın güzelliklerini bırakmak istiyorsak, yani var olan, demin dediğim gibi eline beline, diline diline, işte nefsine hakim olmaya, 72 mile tayin nazarla bakmaya, doğadaki cümle varlığı hak bilip ona karşı saygıyla yaşamaya, nefsini öldürüp 4 haklık makamdan geçerek kamil insanlık mertebesine varıp rıza şehrine varmayı amaçlamayı, bu yolu eğer öğrenirsek yani bir sorun kalmayacak. Ama burada sizin de dediğiniz gibi yani birçok Hakk'a yürüme erkanı hazırlanmasına rağmen hazırlayan adamın kendi imzasının olduğu cemevinde bile uygulanmıyor. Yani kendisi bu böyle olması gerekir demiş, altına imza atmış ama uygulanmıyor. Yani burada artık bir baskı mı var veya nasıl bir şey var bilmiyorum. Yol yaşamakla yürünür. Eğer bugün Pir Sultanlar bugüne kadar yaşıyorsa, açılın kapılar şaha giderim diyerek o serini vermişse, bugüne kadar da o şey yaşanıyorsa, eğer Mansur Enel Hak deyip eli kolu bacağı kesilip idam edilip kafası bedeninden ayrılıp yakılıp bize nehrine savrulup bugüne kadar geliyorsa, hala gönüllerimizde yaşıyorsa, Nesim'i eğer yine kendi inandığı, ikrar verdiği yolu savunduğu için diri diri derisi yüzülüp bugüne kadar hala cemlerimizde dar olarak yaşatıyorsak, fazlayı yaşatıyorsak, işte pirlerimizin de gerçekten bu konuda kendi nefsini değil, kendi mevki makamını değil, insanlığı aydınlığa, güzelliğe, birliğe, beraberliğe, sevgiye götürmeleri gerekir diye düşünüyorum.